Selamlar sevgili atıp ben Selen ve kanalıma hoş geldiniz. Gas Station'da en son nerede kaldık hemen bir bakalım. Biz en son tamirhaneye tekerlek falan almıştık. Doğru. O yüzden onu açık yapacaktık. Bu neydi? Ah, devrilmiş lan. Ulan bir şey devrilmiş. Kardeş sana ne oldu? Çöpçü kamyonu devrilmiş lan. Dur şunu yakıtları vereyim de sıfırlayayım burayı. Yazıklar, gitmeye çalışıyor. Kaçık. Ters dönmüş böcek gibi. İnanamıyorum. Şuradan sıfırlıyorduk değil mi? Gidelim. Abicim bir... Evet. Sıfırla bakayım şu çöpçü gitsin buradan. Çöpçü ters dönmüş ya. Kıyamam. Gidiyor çöpçü. Peki çöpçü bizim kamyonları toplayıp mı ters döndü? Bence öyle. Oraya kadar gittiğine göre bizim çöplerimizin durmuyor oluşu lazım. Evet, bizim paramız vardı ama paramızı geliştirmeyi alamıyorduk. Evet, gitmiş. Çünkü ne olmuştu? Tekerleğimiz olmadı. Şimdi biz alalım. Tekerleklerimizi doldurmuş muyuz bu arada? Hemen ona bir bakalım. Şimdi müşteriler akın akın gelirken doldurmuş mu? Her şeyi doldurmuş mu? Tekerleği doldursam her şeyi doldurmuşumdur. Akın akın müşteri gelmezse şu kadıncağızı çağıracağız ki kasaya baksın. Ama işte bunun da sıkıntısı bu. Burada müşterileri bir temizledikten sonra bir süre kimse gelmiyor. O kimse gelmiyorken biz de hemen bakalım malzemelerimize. Depo göremiyor muyum? Yönetimle tekrar kontrol edelim. Tamam, geri döneyim. Ay. Yükseltmelerden... Benim kafamdan dolayı siz göremiyorsunuz. Şuradaki bak 1000 dolar. Başka nereye koyabilirim kendimi sizin görmenizle ilgili bir sıkıntı olmayacak. Çünkü siz paralı hiçbir zaman göremiyorsunuz yani. Kendimi şuraya taşıyabilirim gençler. Ama ona da ben alışık olamadım. Neyse biraz dursun bakayım. Orada herhangi bir şey kapıyormuş. Orada da sanki bir şey kapıyorduk. Ben o yüzden oraya koymamıştım ama hatırlamıyorum. Tamam, müşteriler geliyor. Şu kadını çalıştıralım. Elemanlar konuşmaya başla, görev listesi. Ya her yerde bir şey dedi aslında, kapıyorum ben değil mi? O zaman eski yerimize geri dönelim. Ben zaten fiyatları size söylerim. Bir şey alıştıktan sonra terse döndüğünde ben alışamıyorum. Sizde de var mı? Şimdi başından beri orada olduğum için başka yerde kendime alışamıyorum. Tamirhane müşteri gelsin. İki tane müşteri gelsin mi? Yükseltelim kendimizi ya. Yiyecek yerinde hepsini koy abi. Aa, cipsler şuraya koyacaktım. Unuttum, gitti artık. Ne yapacaksın? Burada koyabildiğimiz kadarını koyalım. Çiçek yok. Dondurmalar full. Burası full. Burası full. Her yer full. Aa, gazete full değil. Gazetelerin hepsi nerede şey olmuş. Şimdi şu üstteki şu var üstte. O zaman şunu koyalım. Spor dergisi yok. Ah, tamirhane müşteri gelmiş. Tamirhaneye gidelim. Hoş geldiniz. Hemen iki tane tekerlek gözüme battı. İki tekerlek, bir kaba, bir de yağ. Hemen ilgileniyorum beyefendi. Şu tekerlekleri ucuz yakalarsa bu akşam bir dünya tekerlek almak istiyorum. Ya, kredi çekip tekerlek alırım dedim bir ara, hatırlıyorum. Yaparım. 50'yi gördüğüm an kredi çekip tüm paramla tekerlek almak istiyorum. Yani diğer şeylerde de keza öyle yapmak lazım. Tekerlek çok gidiyor. Mesela bir ayna, bir kapı çizelgesinde haltısı artık. O kadar gitmiyor. Ama bu tekerlek çok gidiyor. Yani gidiyor. Hemen şu bayıyorum. Çok güzel bayadım. Bir de yağ galiba sıkıntınız var idi. Evet. Nasıl yapıyorduk da bu işi? Şimdi bunu çıkarıyordum. Bunu dökmeye başlıyordum. Şu iki yeşilin arasında bırakıyordum. Tamam. Çok oldu la. Tamam. 305 kazandık buradan. Güzel. Her tamirden sonra şöyle çeri çöpü toplarsak. O ne be. Bence sıkıntı kalmaz. Yakıtlarda insanlarım çoğalmış. Hemen ilgileniyorum. Şu kadın yazar kasada fazla para maaş alıyor olabilir ama bence hak ediyor.
Hak ediyor. Kızcan ben temizlik yapayım bir de. Sen oraları dobarlarken. Müşteriler iyi şey yapıyorsun değil mi? İyi davranıyorsun müşterilere değil mi? Bak geçen bir tane kötü işaret yapıp gitti. Kızdıra beni ha. Bakayım başka pislik var mı tuvalet kısımlarında? Yok. Burayı dördüncü seviye yaptıktan sonra gençler, arkadaşlar, diğer yerleri de işte yükseltmeye çalışırken etrafa da birazcık dekorasyon yapmaya başlayacağım. Önemli olduğunu düşünmeye başladım. Yani biraz da etrafın dekorasyonunu abartalım şimdi. 5. seviye olacağız. Daha 5. seviye olmuşuz hatta galiba. Ya da 5. seviye olmaya mı gidiyoruz? Neyse bilmiyorum. Tuvaletler batmış var. Ben de az önce tuvaletteydim. Şimdi batmış. Ay ne oluyor be? Dekorasyon olmayınca burası çok boş duruyor. Yani buralara bir şeyler koyarız ya. Aa duvarlar boyasını akıtıyor mu? Şu renk nasıl olacak bu arada? O rengi bir deneyeceğim. Ay yanlış oldu çok. Aa evet. Duvarların boyası akıyor la. Bu renk çok güzel oldu bu arada. Bu renkten devam edelim. Yakıtlı müşteri varmış. Şimdi gideriz. Boyamayı unutmuşum herhalde ben. Arayı nasıl yakalayacağım? Heh. Bak bu güzel bir detay olmuş. Bir kere boyaman yetmiyor. Devamlı bir boyaman temiz tutman lazım. Bak boyalar çok kirli görünüyor. Fakir gibi göstermiş bizim tam şeyimizi, benzin istasyonumuzu. Gidelim şu tamirhanedeki beyefendi ya da hanımefendiyle de ilgilenelim. Hoş geldin. Arabanız tatlıymış aslında. İki tane tekerleği buradan. Bu da batık mı? Yok değil. Bir tek şu. Mortingen olmuş. Bir tanecik tekerlek mi sadece? Evet bir tanecik tekerlek. Olur. Bu müşteri az evvel ben tamir ettim bir tane aracı. Saymadı mı onu yoksa 7 miydi tamir etme? Ben 8'miş gibi görmüşüm. Evet. Ha, enteresan değişik öyle hiç yanlış gördüğümü anımsayamadım neyse. Bak bu daha güzel durdu. Boyayı ver tamam mı? Şu cırtlak renklerde şu duvarla şu duvarın renginin farklı olmasını istiyorum. Ya bu cırtlaklık nasıl durur? Güzel durur mu bu? İkisi birbiriyle uyuşur mu? Uyuştu be. Uyuştu be. Aa, burayı da boya... Ya dışarıyı boyayabiliyorum pardon. Bir an acaba burayı da boyayabiliyor muyum? Dedim ama olmadı. Ya bu amca cıbıl cıbıl gezmesin be. Görmemiz gereken şeyler görüyormuşuz gibi oluyor be. Aynen şu. Burayı da boyayalım. Peki karşılıklı duvarlar mı aynı renk olsun? Yoksa şöyle yan yana iki duvar mı? Şu arayı başka renk yap. Pardon. Arayı başka renk yapacağım. Mesela kırmızı nasıl durur burada? Ara başka bir renk olsun. Aynen. Ha, o renk orada yakıştı. Bu iki arayı farklı yapacağım. Şuraya o zaman karşılıklı duvarlar olsun. Tamam böyle yapacağım. Yakıtta müşteri varmış. Hiç umursamıyorum ama yakıttaki müşteri gitmem lazım. Gideceğim gideceğim. Şimdi gideceğim. Yakıtta iki müşteri oldu bu arada. Buraya turuncuyla devam edeceğim. Bu arada olsa bile buraya turuncuyla devam edeceğim. Niye öyle yaptım şimdi? Burası turuncu. Ah dur tamir. Ay tamirhane müşteri gelmiş. Tamam dur. Şunu da yapayım geliyorum. Buraya turkuaz yapacak. Niye böyle yaptım? Neyse ya. Dur önce şunları yapalım. Thanks. Thanks beyefendi. Thanks. Nerede? Ha burada. Bu arada bizim kızın kasa seviyesi arttı. Oh dolu çöp varmış. Bir dakika. Dolu çöp çok mühim. Pis kokar. İnsanlar eksi puan verirler. İstemeyiz dolu çöp olmasını. Bak bir şey eksik. Bu niye burada yok diye bir hösür dedi bir tanesi.
Geldim. Hoş geldiniz beyefendi. Hemen bakalım neleriniz var. Bir tane tekerleği kesinlikle gördüm. Bir tane ayna var. İlk defa iki ayna birden var. Ne yaptınız beyefendi aynalarınıza? Çık çık çık. Evet. Sonra bir ayna daha var. Geldim. Bu aynadan geriye çok bir şey kalmamış. Tamam. Şu bir tane tekerleğiniz var. Başka bir şey yok diye biliyorum. Yazar kasa birikmiş. İnşallah bizim kadın güzel ilgileniyordur. İlgilendi. Para geldi. Hissettim o parayı. Tamam. Şu çöp elimizde cortlayacak ama bakayım şurada tekerlek falan var mıydı? Yoktu. O zaman önce ben çıkayım siz sonra çıkın beyefendi. Şu geçerken şu yakıttaki müşteriye de bir bakalım. Yakıtta da 150 litremiz var daha tamam. Buyurun. Evet. Şimdi çöp yerlerde ne ya? Çöpü de alalım. Şu dolu çöpü alıp atalım. Tamam. Yerleri bir silip temizleyelim. Buralar bir tertemiz olsun. Tuvalet kısmı da biraz pislenmiş. Tamam, tuvalet kısmını da bir silebilir miyim? Teşekkürler. Ay buralar da çok pis olmuş. Şu duvarların kirliliğine bak. Ay bayağı böyle duvara mı sıçtınız? Ne yaptınız ya? Abi bir yakıttaki müşteri biraz beklesin vallahi. Önce şurayı bir boyamam lazım. Çok kötü görünüyor çünkü. Vallahi tuvalete de gideceğim ya. Ay. Benzin istasyonunu yükseltmem gerekiyormuş. Yükseltiriz bu akşam dükkanı kapadıktan sonra yükseltiriz kardeşim. Bugün dükkanı full kaparız. Elektriğin, ay benzin istasyonu falan her şeyini kaparız. Değil mi? Öyle yaparız. Ya da yakıta çok müşteri gelmiyor. Ya oraya çok da kapamaya gerek yok. Buraya da turuncu yapma kararı aldım bu arada. Çoğunluk turuncu. Bir duvar mavi, bir duvar da kırmızı olsun. Öyle güzel olur gibi geldi bana. Şu kız şeyi saat 22'de izine yollarız artık parasını ödeyip. 105 oldu lan. Bu daha fazla kazanıyormuş gibi geliyordu bana. 105 gene az kazanıyormuş aslında. Tamirhaneye de müşteri gelmiş. Birazdan saat 22'de tamirhaneyi kapatacağım. Bu kız şeyi de evine yollayacağım saat 22'de. Bakayım. Ay çok daha güzel oldu. Daha bir fiyakalı duruyor şu anda. Beğendim. Beğendim. Şimdi tuvalet kısmını boyayıp dükkanın dışını boyamamız lazım. Dükkanın dışında böyle bir kırmızı yapasım var. Niye bilmiyorum. Bir kırmızı güzel durur benzin istasyonunda gibi geliyor bana. Sizden sonra bir tamirhaneyi kapıyorum beyefendi. Ay hanımefendi. Kusura ki pardon. Ne sorunuz var? Pardon böyle değil. Ne yaptım ya ben? O iki tane tekerlek mi yok? Bir tane tekerlek, iki tane ayna. Bu aralarda aynaların kırılması moda oldu herhalde. Ayna almayacağım filan fişbeken almıyorum diye herhalde. Bir moda oldu. Şimdi şu tarafa gelelim. Tık 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 tık. Şunu koyalım. Sonra bir tane tekerlek alalım. Burayı. Pıt 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 pıt. Pıt. Ve pıt. Koyalım. Tamam. Ne var la başka? Abi tekerlek daha varmış. Ben ona dikkat etmemişim. Dikkat etmemişim. Şu kaldır. Bunu tak. Buyurun hanımefendi. Sanırım bitti. Aa yağ kutusu kalmış burada kirlide. Şimdi şey. Gelelim. Yönetime gel. Tamirhaneyi kapat. Geri gel. Elemanlara girelim. Konuşmaya başla. Araya çık diyelim. Ve ödemesini yapalım. Tamam bu kız içimizi dinlenmeye göndermiş olduk. Artık şey de bizde. Saat 24'e kadar ki saat 24 neredeyse oluyor. Dükkan kısmı o ara kısmı da bizde. Tamam. Aslında part
Şuradaki bu. Park alanı 2'yi de 22'de kapatıp tek bir park alanına düşebiliriz. Saat 24'te de bir park alanını da kapatmış oluruz. Çok kirli be yerler. Evet, şurada bir kir daha var. Tuvalette de sanırım bir tane ayak izi, çöp varmış. Ayak izi yok, çöp var bu sefer bol bol. Ama kirli gösteriyor hala. Neresi kirli? Ha burası. Buraya da gene kullanıma kapalı burası be. Ne diye girdiniz oraya? Sanırım müşteri gelmeyecek. Park alanı 2'yi de kapayalım. Sadece pompalar açık kalsın. Ve gelelim yükseltmelere. 1.000 dolarımızı verip buranın yükseltmesini alıyoruz. Benzin istasyonumuzu 4. seviyeye yükseltmiş olduk. Şurada bir tane daha alan açıldı fark ettiyseniz. Bir kademe daha büyüdük. Dışarısı için. Daha da tuvalet olduğu için oraya doğru büyüyemiyoruz. Anladım. Oraya, arka tarafa doğru büyüyeceğiz. Tamam, burayı da boyarız. O çok dert değil. Ama şu an ben burayı da kapatmak istedim ya. Komple benzin istasyonu kapayalım. Şimdi yükseltmelere geri geliyorum. Bir e-posta gelmiş. E-posta şöyle el ele yapalım bir. Geri git. Yükseltmelere gönlü. Şimdi bak depomuzu 400 dolar arttırabiliyorum. Kesinlikle 400 dolar depoyu arttırmak istiyorum. Arttırdık. Depomuz bir tık daha büyüdü. Balkon açıldı. Balkondan boyayacağım duvarları. Yoktu balkon. Tamam, güzel. Yükseltmelerde oto yıkamayı açabiliyorum. Oto yıkamak için 1.000 dolar ödemem gerekiyor. Şu an 1.000 dolar ödemiyorum. Akü değiştirme varmış. Bu da 600. Şu an bu 600'ü de ödeyemem. Benim kaç param var şu anda? Ben aslında ödemek istesem öderim. Ama şu an biraz daha malzeme almaya yapalım. Gidelim istiyorum. Çünkü bir şeyler öğrendik. Ve seviye 4'te şapka gelmiş. Tam bir tane şapka yeri. Bir tane de gözlük standı alalım. Bir şeyler gelmiş. Bunları alalım. Bak, bunlar büyük gazete ve büyük şeyler de var ama bunları şu an almayacağım. Belki bir sonraki fazla biriktirdiğimiz para zamanında onları alırız. Şimdi bunun yerine teslimat bölgesinden yakıt alalım evvela. Ne kadar yakıtım var? 900 kadar alabilirim. Çok param gidecek. Buna 200 alayım. İptal et de. 200 alayım şimdilik. 200 alayım şimdilik. Son teslimata geri gel. Parçalara gel. Lastik. Lastik şu an 60. Bir süre 60'ta kalacak gibi. Bundan yine bir 8 tane alayım. Bu hala yüksekte. Bu biraz düşükte. Yani şu an var. Motor yağı da hala aynı fiyatta. Motor yağım da var ama. Sadece şunun siparişini vermek istiyorum. Lastik siparişini. Sonra ürünlere geleceğim. Meşrubat kısmında özellikle düşen... Benim kaç param kaldı? 397 mi kalmış? Tamam. 397'yi aşmamam lazım. Biraz çakılmış, bundan bir tane alayım. Bu çakılmamış. Bu çakılmış da yükselmiş. Bu da yükselmiş. Bundan alamam. Bundan elimde çok var. Şu birazcık çakılanlara bakmak. Bu çakılmış bak. Bundan alalım. Başka çakılan varsa yok. Bundan bir tane daha alalım. Eğer sıkıntı olsa çıkarırız. Bu da birazcık azalmış. Bundan da bir tane alalım. Bakalım ne durumdayız. Artıyor. Artmış. Ya artmış dedim, sabit kalmış ama artmış olarak sabit kalmış sonuçta. Buna hiçbirini alamam. Sigaralara bakalım. Bu biraz daha düşme eğiliminde. Bundan alabilirim. Bu yükselmiş. Aynı kalmış. Aynı kalmış. Yükselmiş. Bir tık düşmüş. Bundan bir tane alabilirim. Dondurmalarda dondurma kısmı bizim en uyum sağlayamadığımız stand sanki. Çünkü içini çok rahat göremediğim için bu bitse bile ben bunu anlamıyorum. Çok para oldu. Bakalım. Çünkü şapka falan da almak istiyorum şu an aslında ben. Gazete şu an almayacağım. Gazete elimde var.
Şapkalar tek tek alabiliyorum. Bunun fiyat artmış. Bu aynı kalmış. Bundan bir tane alayım. Polis şapkası aynı kalmış. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan. Tamam. Gözlükler 20-20. Güzel. Ah, bu çok düşmüş bunun fiyatı. Şundan alalım. Bununki de çok düşük ya. Alabiliyor muyum, bundan alayım? Bunlar artmış. Ay, bu da çok. Oho, 205'miş bunun parası. $400. Benim 400 dolarım yok. O zaman bu ne? Ya bu ne? Bu yoktu. Bu da yoktu. Bunlar da yoktu ki. Ya bu ne ya? Gerçekten sinir olmaya başladım ben bu kısmına ama. Gerçekten sinir olmaya başladım. Önceki siparişlerden geliyor. Baksanıza bunlar. Ama ben önceki siparişe tıklamıyorum. Bence boş, kapat şunu. Bundan alacağım. Bir de bundan alacağım. Şapkada iki tane bundan, iki tane bundan alacağım. Gazete almayacağım. Araç bakımından da şunu mu alacaktım? Bundan aldım. Kaç para oldu? 200 küsür olmuş. Dondurma yoktu. Sigarada da galiba bu vardı. Alkol almadım. Abur cuburdan da şunu almıştım. Alabiliyorsam iki tane alayım demiştim. Paraya bakayım. Tamam, alabiliyor muyum şöyle? Tamam, kaç param kaldı? 40 dolarım kalmış. Sinirleniyorum böyle olunca gerçekten. Gerçekten ama. Geliyorum ya. Ya şu an gerçekten tüm moralim bozuldu ya. Bu kadar çabuk moralim bozulması aslında normal değil. Yani birkaç seferdir böyle olduğu için böyle moralim bozuluyor. Öyle olmamalı. Kapanmadı. Öyle olmamalı gerçekten. Şimdi tuvaleti boyayacağım. Şu renk boyayacağım bu sefer. Aynı renkler boyamak istemiyorum. Farklı renkler boyamak istiyorum. Şu an bir suratım ekşidi yani. Bu hangi gri acaba? Ben bu griyi bir daha tutturabilir miyim? Depo biraz beklesin bari, ne diyeyim. İyi herhalde, ne bileyim. Diyorum. Geldim geldim geldim. Dükkan açmamız lazım, o yüzden geldim. Yoksa geleceğimden değil yani. Hadi git lan. Kalk git bakayım buradan. Çıkart kendini. Tamam. Şimdi bugünkü hedefimiz para biriktirip, tamam mı? Araç yıkama yerini açmak. Yönetim, istasyonu aç. Park alanı, park alanı, yakıt, yakıt ve tamir tezgahını aç. Sonra eleman ya da birazdan elemanlara veririz ya. Daha bir müşteriler bir gelmeye başlasın bakalım. Ben de o arada şu tuvaleti boyama işini bitirmek istiyorum. Şu gri miydi, öteki gri miydi emin değilim. Bu sanki daha koyu bir gri. Aynen, bu değil. Aynen, şuymuş. Bu daha koyusu oldu. Ara ara böyle benzin istasyonumuzun tipini değiştirdiğimizde bence daha güzel görünüyor. Gerçekten. Dış rengi de değiştireceğim. İşimiz az olduğu anlarda devamlı gidip dış alanı da boyayacağım. Pembeye mi boyasak acaba? Biraz daha cırtlak renklerde kalsak bu sefer. Tuvalet içleri beyaz kalabilir.
Tuvalet işlerini zaten kapı gelince görmeyeceğin için oralarla hiç ilgilenmiyorum. Saat 9'a geliyor. Birazdan saat 10 gibi kızı görev başına çağıralım. Zaten dükkanı açıyoruz, bir saat sonra falan geliyor müşteriler. Şuraya hiç girmediğim halde, yani kimse girmediği halde leke olmuş. Başka bir alan kirli değil. Tamam. Buranın içini zaten yeni boyadık. Bura boyayı ver önce kırmızı. Bu iç alanı direkt artık boyayabilirim herhalde kırmızıya ya. Yakıtta iki tane müşteri var. Çık beklesinler ya, bir şey olmaz. Ama yeni müşterinin gelmesi için hemen etmem lazım ya. Amirane de müşteri gelmiş. Şu kızı önce iş başına koyalım. Elemanlar. İstatistiklerine bakalım. Oo, 7 level olmuş. Kayıtla ilgilen diyelim. Kayıtlarda 7 level olmuş. Çok güzel. Çok güzel. 60 leveli. Çok iyi olmuş. Bu abiyi yollayalım. Dükkanı yükselttik ya. Öncelikle hedefimiz eleman almak. Bir tane eleman alıp o elemanı da tamirhaneye koymak istiyorum. Aynen. Bir eleman almamız lazım gençler. Şunun hepsini yerleştir diyelim bu arada. Senin sorunun ne? 3 tane tekerlek, bir tane ayna, bir tane de kapı. Orada bir kargaşa oldu hissettim ama umursamıyorum. Dolu çöp varmış. Çöpü almam lazım şu anda. Eksi puan verir çünkü bize o. Beni bir sal bakayım. Dolu çöpe koşayım. Hangi çöp dolu? Gelmişken bunu da alırım. Ben bu çöpleri fıt diye atıverelim. Abla çöpü bir alayım. Tamirhaneye gelecekti, gelmedi mi acaba, bir şey oldu orada. Tekerlek galiba bozuktu. Hemen tekerlekle ilgilenelim. Tekerlek 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 tekerlek. Hemen, bir de bu tekerleğiniz bozuktu galiba ablacığım. Hızlı olsan iyi olur. Ufukta kara bulutlar görünüyordu. Aramaya cevapla diyor. Hızlı olmayacağım. Ufukta kara bulutlar görünebilir. Elime niye bunu aldım şimdi ya? Geliyorum. Çizik yerleri de düzeltelim. Evet, en iyi çizik giderici bizde. Birinci kalite. Yani ben böyle güzel çizik giderici görmedim ablacığım. Bir de kırık aynam var. Tabii tabii çok güzel. Çok güzel camlarımız var. Çok memnun kalacağınıza eminim. Böyle dandik değil. Böyle çabuk kırılmaz. Üzülmeyin. Merak etmeyin. En iyileri bizde. Abla daha ne var sende? Bir tekerlek daha var. Kız tüm tekerlekleri bitirdim be. Vallahi neyim var neyim yok gidi gı. Oh, 500 para verdi ama. Abla kaç bakayım çöpü de alayım. Daha ben boyama yapıyorum ya. Daha ben boyama yapıyorum ya. Ay bitmedi bitmedi. Bitmedi işler bitmedi ha. Tamirden iyi anlayan biri lazım bize. Tamirden iyi anlayan biri lazım. Hemen onu tamirhaneye koymamız lazım. Geldim. Şimdi boyama alalım. Kırmızıyı alalım. Sarı varsa aa, beyaz almışım lan. Allah Allah. Beyaz aldığımı da fark etmemişim aslında. Boya, yani boya fırçada görünüyor yani sonuçta. Ay. Dur be, dikkat etmedim. Tamam. Boyama bitince dışarıyı boyamadan evvel gidip bir konuşma yapalım. Şu beyefendiyle. Çünkü çabuk açsan iyi olur. Aa, biz şey koymadık gençler. Hiç söylemiyorsunuz. Şapkaları koymadık. Şurayı boyamayı bitirin de şapka koyalım. E de boyayayım. Acelemiz yok tabii. Şapkaları koysak güzel olurdu ama. O kadar almışım şapkayı. Böyle bir seste bir durgunluk oldu. Niye öyle bir şey oldu? Tamam. You're amazing.
Evet. Bence şu an böyle oldu. Şu arası öyle, orası da öyle. Çöpleri ya gözümün önünde şakırt diye atma bari be. Çantaya gel. Raflar. Nasıl eyleme? Şöyle yapıyorduk. Yaz bunu herhalde birazcık daha orta bir yerde olması lazım. Burası bence bunun için çok güzel. Şapkaları da koyduk. Gelen geçen buradan alabilir. Tabii. Son raflara gel. Bir de gözlük standı. Gözlük standı da şunun da eş aşamada olmalı. Heh, bu şekilde güzel oldu. Oh. Bunu bir F ile alın. Alın. Tamirhaneye biri gelmiş ama dert değil. Şimdi gideriz tamirhaneye. On bundan, on da bundan koyalım. İçecek, of içecek yok elimizde. Her yere cips koyalım. Burayı da bununla dolduralım. İçecekleri şeylerini halledelim ya. Ha. Sonra şunları koyalım. Dondurmalar bitmiş. Dondurmaları koyalım. Gazeteler bitmiş. 5 bundan, 5 bundan, 5 de bundan koyalım. Yer varsa ben koyayım dedim. Yokmuş. Koymadığımız bir şey var mı? Ona bakıyorum. Yok. Şimdi çöpleri bir alacağım. Yemedik lan her şeyi. Yakıttan sonra tamirhaneye gidelim. Vallahi daha arama cevaplayacağım sözde ben. Akşama cevaplarız ya. Dükkan kapayınca cevaplarız işte. Tamam. Bir de tamirhaneye gidiyorum. Geldim. Birazcık etraf kirliymiş. Az sonra tamirhaneden sonra etrafa bir süpürelim. Temizleyelim. İnsanlar bizi beğensin. İki tane var. Bir tane de yağ var. Tamam. İki tane tekerlek. İki tane tekerlek. Dere. Güzel para kazanırsak belki 1000 ama malzeme de almamız lazım. Dün fazla iyi malzeme alamadık. Biraz malzemeye para ayırmamız lazım bu akşam. Bitiyor ürünler elimizde içecek. Bitiyor yani. Bakalım hallederiz. Her şeyi hallederiz. Gençler. Her yeri fulleriz. Fulleriz. Neydi bir de yağydı galiba. Tamam. Nice. Tamam başka bir şey yok galiba. Gideyim şurada içeride çöp varsa bir çöpleri toplayalım. Yani çöp yok. O zaman süpürecek yer var. Bizim önümüzü mü tıkadı? Akşam sanki yer değişikliği yapmamız lazım. Ne diyorsunuz? Bu yiyecek ve içecekleri bu araya alıp tamam mı? Burası bir daraldı. Buralarda bir daraltı var yani. Alkol ve sigara şuraya taşırız. Gazeteyi de o köşeye taşırız. Bu köşeye şapkaları şu köşeye. Bu köşeye ya da bu köşeye şapka ve gözlüğü koyarız. Yani içecek ve yiyecekleri şuraya sokalım. Araya bir şey giriyorsa şu araya bir şey. Oraya gözlüğü sokalım. Girmiyorsa bakarız. Bu akşam bir şekil şükür değişikliği yapacağız. Anlaşıldı. Şimdi saatlerimiz daha erken. Ama bu akşam da herhalde. Ya gidip şu cevaplayalım şu aramayı. Ne diyor bu? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Kum yığına temizleme. Anam bir şey geliyor. Oh. Oh. Bu ne ya? Bitti mi? Hayır, şey girdiğim içinmiş. Ha ben içeri gireyim o zaman. Evet. Ya şimdi bunlar müşteriler varken buranın değişikliğini yapamam. Boyamaya yaptık. O zaman ben dışarı çıkıp dışarının boyamasını yapacağım mecburen.
Abi, o ses de beni çok bir ürküttü ama. Sarı yokmuş. Ne ya? Boya yapmayalım o zaman. Boyalar eskir mi acaba? Böyle bir mantık var mı? Ya kum doldu hep buralar. Tamirhane müşteri var. Gidebiliyor muyum? Hoş abla. Bu ne? Ağzım burnum kum doldu ha. İki tane tekerlek. Sanki harbiden boğazıma kum geldi. Hemen şunu yapalım. Dükkanı kapatsak mı ya? Böyle bir şartlar altında çalışamıyorum. Ben böyle kesin birbirinin üstüne çıkar bunlar zaten. Arabalarla. Neyse para lazım olduğu için kapayamayacağız tabii ki de. Dibine kadar çalışacağız. Ne lazımdı bir de? Ya. Ota yıkamayı restore et. Edeceğim. Edeceğim de. BSC'ye basıyorum ya. Ablacığım ben çöpümü de alayım. Ha, kum fırtası bu kadar mıydı? Şey, kum fırtınası bize ne gibi bir zarar verdi? Burada bir problem yok. Sadece olan tepeyi daha da büyütmüş galiba. Ama buralı tepe yapmamış. Bu tepe var mıydı? Var mıydı? Bilmiyorum. Neyse yakıtta iki kişi varmış. Gideyim şu yakıta. Tamirhaneyi saat 10'da kapamayı unutmayalım. Yeni biri gelmesin. Hatta şimdi de kapayabiliriz ama bir kişi gelirse en azından. İlgilenedik. Ben bak kötü izlenim verdi şimdi o bize. Vallahi zor bela kazandım izlenim bozuyor bana ya. E-postamı kontrol edeyim. Ne dedin e-postada? Oto yıkamayı aç diyor. Kum fırınası yeğenim. Sana bir fikrim. Hemen sızlanma. Zayıf yöntemi üstüne çevir. Filan fişmeken. Git de diyor. İnsanlığın şey yapmaya yap. Ya, tamam. Yani yaparız. Dert değil. Neyse saat 10'u geçti. Oto yıkamayı şu an kimse girmiyorsa eğer girmiyor. O zaman oto yıkamayı kapatıyorum. Şu girecek mi? Girmedi. Kapat. Tamam. Bence bu müşteriden sonra şu ablayı izne çıkaralım. Ve burayı da kapayalım. Evet. Bitti mi? Heh. Hemen yönetimden şu park alanlarını kapayalım. Bu ablayla konuş diyelim. Araya çık dur. Kız dur be. Ah ödemeyi de yapayım da arada kaynama. Gidebilirsin. Şimdi temizlik. Temizlikle çok bir şey yokmuş. Önce eleman için. Nerede yapıyorduk lan bunu? Bu ne? Geri yükle kilitli. 1000 dolar verirsen geri yükle mi? Bu ne? Ha araba yıkama. Bu ne demek bilmiyorum geri yükle. Yükle demek herhalde. Bu değil. Ben nasıl yapıyordum? Diğerden mi yapıyordum? Hayır, yapmıyordum. O zaman çalışanlar üzerinden yapıyordum. Aynen, römörk. Şunu bir kiralayalım. İkinci römörkümüz de kiralandı. Bu bizim tamircimiz olacak. O yüzden tamirciye yönelik bir eleman bakmam lazım. Kirala. Yakıt doldur, temizlik, onarım. Dondurma otomatik. Bu ne ya? Onarım dedi. Sanıyorum ki tamircilik. O yüzden bunu alıyorum. Yeni bir eleman tutuyorum. Tamircimizi yaptık. Sonrasında teslimata geliyorum. Önce malzeme alacağız. 60 bu hala. Sepete şundan bir 10 tane ekle. Çizik giderici hala pahalı. Dikiz aynası sanıyorum bir tık ucuz. Şundan da 3 tane alamadım mı? 3 almışım pardon. Ha bu da aynı. Bundan da şu an ihtiyacım yok ama biraz uyguna gidiyordu. 3 tane de bundan alalım. Bunun siparişini verelim abicim.
Ürünlere gel. Bak, ürünler önemli. Ürünler önemli ama önce yer değişikliğini yapıp sonra ürünleri satın alalım. Çünkü şimdi yerimiz olmayabilir. Anladınız mı? Ya da önce ürünleri mi alsak? Ya. Kardeş. Tamam. Bu oldu. Yanına hemen küçüğünü. Küçüğünü koyacağım. Tamam. Sonra gel. Buna gel. Sırada bu var. Yamukluk var ya, gıcık oluyorum. Tamam. Sonra da buna gel. Depo kapımızda insan var. Hemen bir depo kapısındakileri alalım. Hızlıca bir alalım. Geldim babacığım, geldim. Geç bakayım. Sendeki ürünlerimizi alıp hızlıca yerleştirip seni yollayacağım ki diğeri için hemen yer açayım ben depomda. Önce depoda ürünleri yerleştirelim. Kapanmadı bu kapı. Tamam. Tekerlek ıdı bıdılarını bir yerleştirelim. Yani bu sefer paramız kalırsa aslında benim derdim şey dışa bir şeyler almak. Ama henüz alamıyoruz. Çünkü öyle bir para kalmadı hiçbir zaman bizde. Bir gidip yerleştirmeleri yap. Aa, şu yakıt 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 yakıt. Bu ne? Herhalde boş. Boş değil. Ben niye bunu böyle hızlandırmadım ya? Tripper. Ya para gaz yakıt alacağız galiba gençler. Bunu alacağım merak etme. Gelelim. Şimdi önce küçüğü mü? Yok, büyüğü bir doldur hepsini. Sırayla bir koy. Sonra gel. Buraya bunları koy. Bunun hepsini buraya koymak istiyorum. Biraz da cips oldu orada. Neyse, dert değil. Tamam. Şimdi şu araya ben mümkünse gözlüğü koymak istiyorum. Bu araya olacak mı? Aynen. Ya ben geçemiyorum ama milletin de oraya kadar geçmesine gerek yok sonuçta, değil mi? Ama gözlük orada çok bir alakasız oldu be. Vallahi çok alakasız oldu. Gözlükle şeyi buraya koyacağım. Hop hop. Şimdi gel abicim sen. Şu tarafa koymak istiyorum. Çevir 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 çevir. Aksesuar burada dursun. Çok güzel oldu. Bir tık daha önde bile olabilirdi. Hatta bir tık daha önde olsun. Abi şey geldi. Ay, kızı çar çabuk. Elemanlar. Çabuk gel kayıtlarla ilgilen. Çabuk gel kayıtlarla ilgilen. Tamam. Şimdi burası böyle. Bu dondurmayla ilgili bir sıkıntı var ama ne oldu bilmiyorum. Ben içki standı mı alsam? Ama param olmayacak galiba içki standı için ya. Abi kadın yazar kasaya gelmiştir diye düşünüyorum. Ben ilgilenmek istemiyorum çünkü onunla. Bunlar çok fıtı 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 bir sürü şey alıyorlar bir anda. Ben onlarla ilgilenemiyorum. Çöp nerede? Berbat kokuyor dediler. Olabilir, olabilir. Burası bir benzin istasyonu. Ne kadar güzgün kokabilir. Bazen bir de kokabilir böyle. Tamam.
Abur cubur reyonumuz, bu alanımız hazır. Şunu hemen alalım. Buraya koyalım. Kalanı bununla dolduracağım. Sonra bu var. Kısmen. 5 5. 5 tane buna koyalım. Hangi gözlüğü bulamadık? Kim Allah bilir hangi gözlüğü bulamadık. Şimdi dondurma. Ha, bu dondurmayı bir defa ben satacağım. Envanterde değil, özellikle raflar. Dondurma rafı var. Ya büyük raftan almak istiyorum. Elimdeki ne? Raflar. Heh. Bunu iptal et. Sat şunu ya. Evet, sat. Tamam. Çok güzel. Şimdi elimizdeki şu büyük ipten büyük dondurma rafını buraya koyacağım. Ve bunun içine dondurmayla dolduracağım. Araç yıkama. İptal. Araçların olduğu rafı da yanına koyayım hadi. Tamam. Böyle doldurdum. Hemen bir silme işini bitirelim. Ben malzeme alamadım. Şu an ona yanıyor. İçim hemen gidip malzeme almam lazım. Malzeme alıp bu bölümü burada sonlandırmamız lazım. Hala alamadım bir şeyler. Evet, şimdi malzeme. Teslimat. Öncelikle ürünlere gelelim. Gözlükten ucuz olan. Şunların elimde vardı ve fiyatı uf ne biçim artmış bir anda. Bununki de artmış. Bununki idare. Oh, çok felaket, gözlükler zam gelmiş. Bu ne lan? Tamam, gözlük alamıyoruz. Şapkalara gelelim. Bu bir düşüşte. Şundan alalım. Bu düşüşte. Şundan iki tane, bundan iki tane alalım. Artmış. Artmış. Aynı kalmış. Düşmüş. Tamam, şu şapkalardan bir alalım. Gazete. Ya gazete aslında almama gerek de yok ama ve lakin bir tane şundan alalım. Bu artmış. Araç bakımı full dolu ya aslında. Full dolu ama şundan alalım. Bu çakılmış, bundan alalım. Paramız var diye bildiğim için ve depo alanımız var diye bildiğim için alıyorum vallahi. Kimse bana bir şey demedi. Şundan alalım. Dondurma yerini büyüttüğümüz için rahat rahat alabiliyorum. Sigara noktası. Şundan alalım. Valla bu niye yok? Şu niye yok diyorlar ama desinler. Maddi durumumuz izin vermiyor deriz. Ne diyelim şimdi? Hangileri ucuzsa onu alıyorum. Aldık mı bugün? Düşündüm. Biz bugün tekerleğimizi aldık mı? Bir depoyu koştum bir ara. O dün müydü? Bugün müydü? Bak bak bak, bir şey oldu. Şundan alayım. İki tane şundan alayım. Evet. Siparişimizi verelim. Bir tekerlek doluluğumuza bakmak istiyorum. Tam tekerlek doluluğumuz güzel. Yönetimi aç, aç, aç. Sonra direkt böyle başlat. Elemanı da, şu elemanı konuşmaya başla deyip görev listesinden araç tamirine ver. Yakıtlarla ben ilgileneyim. Şu kızcağızı bir ara arayı çıkartmamız gerekecek. Çünkü çok çalıştırdık. Yakıt durumumuz da düşükmüş. Var olan paramızın kalanıyla yakıt alalım. Bu yakıt işini de yapalım. 600 dolarım var. 600 dolara
Alamadım. Ver desem para yeterli para. Sipariş iptal et, 200 al o zaman. Sipariş ver. Şimdi bir temizlik yapayım. Hızlıca hızlıca hızlıca. Yer silme yapalım. Ya ne ara ya? Ha, diğer duvar temiz istemiş. Ya birader ne ara kirlettiniz? Ne ara filan oldum da. Tamam. Tamam gençler. Dondurmalar daha gelmemiş. Şu depoyu alalım, onları da yerleştirelim. Bir sonraki bölümde kafamız karışmasın nerede kaldığımızla ilgili. Bir sürü ürün aldık çünkü. Ya bakayım. Güzel ürün aldık. Şimdi bu ürünler bize 2 gün yeter mi? Ama ürünlere çok fazla para harcadığımızı fark ettiniz mi? Benzine çok fazla para harcıyoruz aslında. Raf filan alıp diğer işlere bakmak istiyorum. Şu anki raflarımız yeterli, tamam mı? Şu an raf almayız da. Şu an bir yükseltmelere odaklanmamız lazım bence. Bence öyle yapmalıyız. Tamirhaneye bir tane adam gelmiş galiba. Bakayım bizim eleman onunla ilgilenebiliyor mu? Oo. Aa. Puan kırdı. Ne yaptığını sanıyorsun filan fişmeken bir şey dedi. Niye öyle bir şey yaşadık şimdi biz? Güzel bir para kazandı çünkü bu adamdan. Ama neyini sevmedi bilmiyorum. Olur, yapacak bir şey yok. Elemanlar varken bunlar yaşanacak şeyler gençler. Yapacak hiçbir şey yok. Adamı tamirhanede biri varken mi alsak? Habire git gel yaptıramayız ki ona. Neyse şu ürünleri yerleştirelim. Ah. Ulan ne aldım ben? Dondurma yok diyor. Ya. Dergi de aldım. Tadı iyice kaçıyor yalnız. Bunları mı almışım? Bunları almadım ki. Şapkalar var diye bakmadım açıkçası devamlı ne aldığına yani. Ya bu alışveriş kızı beni gerçekten kanser etti. Yani nefret ettim ya. Böyle dandiklik olamaz yani. Bu kadar büyük bir dandiklik olamaz. Çöpüm nerede ya? Sinirim alt üst oldu ya. Neyse. Videoyu burada sonlandırıyorum gençler. Yani ben bu oyunun bu alışveriş zımbırtısından nefret ettim. Şimdi gideceğim yaptığımız alışverişe tekrar yapacağım. Onları yerleştireceğim. Bir sonraki bölümde orada kalacağından devam edelim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ben oyunda çok gıcık olduğum için çok mutsuzum. Hoşçakalın. Bye bye.